Dayan yüreğim dayan. Benimsin belalım. Sevilen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe az sonra çok özel açıklamalarıyla full ekranda. Bir panterdi ruhum şimdi uysal bir kedi. Sabrımı taşırma benim. Çekil ayak altından artık. Yaprak dökümünün kötü karakteri Ceyda'dan final sürprizleri az sonra full ekranda. Gel. Sevilen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe az sonra çok özel açıklamalarıyla full ekranda. Bir panterdi ruhum şimdi uysal bir kedi. Yani Cengiz sana evet, söyleyeyim. Doğru. Aynen biz böyle sohbet ederek yayını açmış bulunuyoruz. Evet, evet. Çünkü full ekranda İzzet Günay ve Başak Sayan bizlerle birlikte. Birazdan da başka konuklarımız da stüdyomuzda olacaklar. Reklama programı başlamadan biz koyu bir sohbete başladık zaten burada. İzzet abi 120 film çektiğini anlatıyor değil mi İzzet abi? Kaç tane oldu? 120. Yani hepsini seyrettiniz mi? Hayır, çoğunu seyretmedim. Neden seyredemediniz? Zaman yok o zaman. Anca birini bitiyor. Her sabah başkasına başlıyorsun. Anca galaları falan gezindiğimiz zaman parça parça hatırladığım filmler var. Ama bazı filmler şimdi yakalıyorum. Yani nereden geliyor onlar bilmiyorum. Ama benim televizyonda oynayan 30-35 filmim var. Hı hı. Gerisi yok. Eritmişler filmleri. Siz de bulamıyor musunuz? Hayır, bulamıyoruz. Benim mesela başrolüm yoktu. 1963'te ilk başrolüm benim. Varan bir. Allah'tan bir meraklı bir sinema sever tarafından. Buldunuz. Evet, evet. Sinefil tarafından bana bulundu ve DVD yapıldı, verildi. Harika, yok. Ne güzel bir sürpriz olmuş. Soruyorsunuz, Aram çekmişti onu, Aram. Hepsi eritildi, yok filmlerde. Başak Sayan'ı tanıyor musunuz? Tabii tanımaz olur muyum? Hoş geldin. Herkes tanıyor. Hoş bulduk. Evet. Teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Yaprak dökümünde 5 yıldır evet. çalışıyor. Evet. Evet. Büyük şanslı, ve... şanslı ekip. Evet, öyle mi? Çok şanslıyız bence. Onu konuşuyorduk demin evet. Başak Hanım'la. 5 yıl sürmesi büyük şans oyuncular için bir dizin. Ama bir yandan da hep aynı rolü oynamak sakıncalı değil mi Başak? Yani emeğinin karşılığını alıyorsun. O yüzden tatmin oluyorsun. Çünkü 5 yıl şundan dolayı söylüyorsunuz abi. Yani garanti, hani paran devam ediyor bilmem ne. Hayat standardı devam ediyor. Hayatınızı bir düzene sokabilirsiniz. Sokabilecek şansınız oluyor. Evet, şansınız. Ama bir yandan da oyunculuk adına belki de dezavantaj bir şey. Yok, bence dezavantaj değil çünkü. Daha çok gençler önlerinde evet, çok uzun zaman var. Yapabiliriz aynen öyle. Bir de çok üzülüyorum ben. Bir acayip bir emek veriliyor. Yani bir dizi izliyorsunuz ama onun arkasında bir senelik, bir buçuk senelik bir emek var. Hı hı. Ve o kadar büyük emek harcanıyor. Ve bunun bir matematiği de yok. Yani iyi kast, iyi yapımcı, iyi oyuncu, iyi yönetmen, iyi ekip diyorsunuz ama bunlar olduğu zaman bile bir şey eksik oluyor. Bir noktası var, onu kimse adlandıramıyor ve olmuyor. Matematiği ve olsa zaten tutturacaklar. Aynen 3 bölümde 5 bölümde bitiyor. Evet. Bir buçuk 2 yıllık bir emek 3 ayda. Yok oluyor yani. Demin söylediğin tersini söylemek mümkün. Pardon. Bir diziye başlıyor bir oyuncu. 13 ya 26 olur, 39 olur falan diyorlar. O bir takım şeyler yapıyor, projeler yapıyor kafasında. Arabamı değiştiririm, evimi değiştiririm, buzdolabını değiştiririm falan. Tak, 4'te atıyorlar diziyi. Evet, çok kötü. Kalıyor. En son oynadığınız dizi hangisiydi? Bir dizi yaptım zaten, Beyaz Saç'la. Aşka Sürgün. Aşka Sürgün, bravo. Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül'le 53-54 oldu o da. Yani 53-54 benim. 54 oldu. Gene televizyon piyasasına göre gayet iyi gitmiş yani. Fena değil, fena değil. Yani iyi bir rakamdır. Hı hı. Ama yani o kadar uzun olmasa bile. 174. Evet, evet. Çok onlar, da zavallı bir rakam değil, evet. Onlar, çünkü başladıklarında 6 yıl önce hepsi başkaydı zaten.
Şimdi 6 yıl önceki. Evet. Bambaşka. Çocuklar büyüdü dizide. Yani. Aynen. Yaprak Dökümü'nün 6 yıl önceki haline bir bakalım. Evet. Hep senin suçun. Baştan şantajına boyun eğmeyecektin. Sen sardın bu kadın başımıza. Tamam Ceyda, yeter ya. O mu? Efendim? Canım nasılsın? Ne oldu Leyla? Müsait değilsin galiba. Toplantıdayım. Şey diyecektim ben. Akşam bir değişiklik yok değil mi? Annemlere geliyorsun yani. Oğuz? Tamam, geliyorum. İşin ne zaman biter? Kaç gibi gelirsin? Geç kalmam. Konuşamıyorum şimdi. Hadi kapat. Karına söylemiş midir sence? Sesi iyi geliyordu. Şu halimize bak. Titrek olduk resmen. Ne yapacağız Oğuz ya? Bilmiyorum. Ne bilirsin ki sen zaten? Evi hemen boşaltmamız lazım. O kolay. Bir süre görüşmeyelim. Tamam mı? Ne yap? Et. Neden yeni oyuncular şans dediniz abi? Üzerine konuşursak görüntülerin. Bir kere çabuk şöhret oluyorlar. Sizin zamanınızda kolay değil miydi? Yok, çok zor. Bence o zaman daha kolaydı. Hayır katiyen. Ne diyorsun Başak? Ben evet hani bir avantajı var ama baktığınız zaman bir sürü oyuncu var ama hani şöhret olan da çok az insan var aslında, o kadar da çok yok. Yani, neden siz öyle kıyaslama yaptınız şimdi daha kolay şöhret olan? Yeni oyunculara hep konuştuğum zaman diyorlar ki siz altın devrini yaşadınız sinemanın. Evet. Aslında onlar şimdi altın devrini, benim yani kanaatim bu. Hı hı. Onlar altın devrini yaşıyorlar. Çok güzel projeler var ve seçme şansları var. Bizim zamanımızda proje yoktu ve seçme şansımız yoktu. Ama o zaman ama sinema daha aktifti o zaman. Aktifti ama evet. Yani evet. Size yani aktivitenizi gösterecek bir şey yok ortada. Ne konuyor? Önünüze konan bu bardaktaki kahveyi içmek zorundasınız. Kimle oynayacaksınız? Ama bir filmde oynadığınız zaman o zaman şöylesiniz zaten. Yok, bir filmle olmuyor şu an. Öyle mi? Olur mu bir filmle? Olmuyor. Haksızlık yaptık yani eski Yeşilçam'a. Yok yani şimdi de mesela şöhretler çabuk oluyor ama çabuk da sönüyorlar. Evet. Yani bu da var. Yani çünkü televizyonun dezavantajı bu. Sinema daha kalıcı. Yani o yüzden sinemadan gelenler daha kalıcı oluyor. Tabii yani zaman. O devrin sineması öyle. Ama şimdi sizin bir şansınız var. Uzun süre bir dizide isim yapabiliyorsunuz. İşte bu büyük şans bence. Hı hı. Bu dizi 10 sürseydi ve siz bir kenara çekilseydiniz. Tabii. Büyük bir risk olurdu. Büyük bir risk. Senin için peki değişmeyen ne vardı dizide? 5 yıl boyunca. Değişmeyen derken aslında değişmeyen hep aynı heyecan. Yani hep aynı hiç böyle sıkıldım, bu rolü de oynamayayım artık ya da bu dizi bitse de başka bir şey yapsam gibi bir durum olmadı. Çünkü o çok iyi. Evet. Biz değişmeyen başka bir şey daha bulduk ama. Nedir? Seninle ilgili. Saçlarım mı? Bravo. Ama onu zaten başlarken saçları hiç değişmedi şöyle başa. Şöyle bir şey yaptık. Yok. 5 yıl önce değişti şimdi. Uzadı falan filan. Bakalım gör o zaman sen bak. Ama bunun bir nedeni var. Neydi? O da çünkü başlarken işte İzleyelim, bu kadın onun üzerine sen yap. Tamam. Peki. Görelim Başak'ın saçlarını. 6 yıl önceki hali, sonraki evet. Hali. Nihayet. Bu kaçıncı bölüm Başak? 5 ya da 6. 5 ya da 6. bölüm Yaprak Dökümü. Sadece kocam için çok. İşte bak orada saçların da aynı şimdi de. Aynı değil aslında. Biraz daha uzamış şimdi. Unutsam da hatırlatıyorsunuz. Açıklayacağım şimdi. Ama şu var ki. Sesin yayına çıkıyor şu an, açıklayabilirsin. Evet, dinliyorsun. Başlarken bir karakter canlandı. Belki kendi rengi zaten evet. O yüzden oynamadım hiç bununla. Böyle hı-hı. Başladı böyle bitti. Bundan sonraki projede artık saçımı değiştireceğim. Harcamak istemedim gireceğim tiplemeleri. Ama sizin yani bütün tipler öyle. Hem yüzleriniz olgunlaştı hem oyunculuklarınız olgunlaştı. Baştaki gibi kimse oynamıyor. Tabii. Daha herkes daha iyi. Çünkü tipi artık benimsediler. Ama sizi de mesela hiçbir zaman sakallı görmedik. Evet. Bıyıklı görmedik evet. Sizin evet. Filmlerinizde. Bana yakışmadı hiçbir yani... zaman. Evet bana mesela ben köylü rolü oynayamadım. Hep böyle daha evet, şehirli ve... Bir gün ben bir köylü rolü oynayacaktım. Tophane'ye götürdüler. Eski elbise satan bir orada eskiciler vardı. Giydirdiler falan olmadı ve vazgeçildi rolde. Öyle. Evet giydirdiler olmadı. Bu, İnanmazsın. Bu vücuda bu şey olmadı. Yani elbise uymadı. Salon adamı gibi falan böyle bir evet. Hep gördüler.
İşte bir de komedi avantüre yatırdılar beni. Hani yıllarca hep onu oynadım. Hı-hı. Ama ben yine yani tiyatrocu olmamın şansını hep kullandım. Yani çok ağır dramlarda oynadım. Cıvık komedilerde oynadım. Evet. Yani şeyini aldım. Ama yine de yani bugün tartıştığımız ve bizi eleştiren insanlara yani şu savunmayı yapıyoruz. Yani o iyi filmler yok mu? Bizim yaptığımız iyi filmler. Bütün oyuncular adına söyleyebilirim. Evet. Bu filmleri kim yaptı? Bu oyuncular yaptı. Doğru. Peki öteki sayamadığımız, kötü dediğimiz bizim filmler neden kötü oldu? Bizim kötü oyunculuklarımızdan mı? Hayır. Projelerin kötü oluşunda. Şimdiki kuşak oyuncuları mı daha iyiydi? Yoksa sizin döneminizin Yeşilçam oyuncuları mı daha iyiydi? Vallahi şimdi çok iyi oyuncular var. Kimler var mesela? Kimleri takip ediyorsunuz? Bütün tiyatro kökenli oyuncuların hepsi iyi. Ben çok donanımlı ve iyi buluyorum. Mesela? Ve o bakımdan da şanslı diyorum. Yani onun için onlar çağın oyunculuğu var bir de. Hı hı. Bizim oyunculuğumuz. Şimdi de o zaman daha iyi. Evet tabii. Biraz da aslında şeyden gösteriyor. Yani şimdi mesela sizin Yaprak Dökümü olsun, diğer diziler olsun hep Avrupa'da orta şeyde. Şu avantajları var Cengiz. Oyunculuklarını gösterecek projeler var. Bu da bir oyuncu için çok avantaj. Siz biraz projelerden mağdurmuşsunuz. Ya biz proje oyunumuzu hep aynı tip ya gazeteci oynuyorsun ya dedektif oynuyorsun. Acemi yani. Çapkın'da Acemi Çapkın'da oynuyorsunuz o zaman. Acemi Çapkın çok kötü filmlerimden biridir. Bakalım evet. Mı? Evet. Neden kötü dediğinizi görmek istiyorum evet. Çünkü. Yani ben mesela kendi sesimden hiçbir filmde konuşamam. Hiç. Hayır hiç. Hep dublajlıydı. Hep. Başkası seni konuştu. Yok ben kendim konuştum. Şimdi o şansınız var evet. Sizin tabii. Ben Aşk'a Sürgün'de bile başkasını konuşturdular. Zaman yoktu, bilmem neydi. Ben de deneyim falan diye de bir atak yapmadım. Şirket de öyle uygun buldu. Son ben de işime geldi açıkçası. Evet. Yani bir günümü de orada harcamayayım diye. Dublaj kolay değil. Evet. Çok kolay değil tabii. Evet. Bu arada hem İzzet Güney'e hem Başak Sayan'a hem de birazdan konuk olacak Yıldız Tilbe ile ilgili soruları Twitter'dan benim adresime Cengiz Semercoğlu'na gönderebilirsiniz. Buradan kendilerine de iletebiliriz. Gelelim Yaprak Dökümü'nün finaline. Evet. Herkesin finali merak ettiği. Finali açıklamamı beklemiyorsun burada. Bekliyorum. Şimdi İzzet abiyle seni sıkıştırıp evet. bir şey alacağız. Sadece şunu söyleyebilirim. Çektiniz mi peki şimdi finali? Finali hala çekiyoruz şu anda. Önümüzdeki hafta Cuma günü çekimler bitecek. Salı günü benim son kez setteki son günüm Salı günü. Oo. Benim için Salı günü bitiyor yani. Bitiyor yani evet. Son bölümü çekiyoruz. Önümüzdeki çarşamba sondan bir önceki bölüm yayınlanacak ve 29'unda da final şey yayınlanacak. Aynen öyle. Evet. Final olarak yayınlanacak. İzliyor muydunuz Yaprak Dökümü'nü? Zaman zaman. Ben yani hep dışarıda oluyorum o saatler. Sosyal hareketin içinde. Onun için hanım daha çok izliyor. Genelde hanımlar daha çok izliyor. Yani evet. Bizim zamanımızdaki şey bugün de geçerli. Hanım seyirciydi evet. Bizim zamanımız. Bu o zaman da aynı mıydı? Kadın seyirci çok önemli. Kadın zaten kitap okuyucusu da kadınlar daha fazla. Kadın bir diziyi izliyorsa, sinemaya bir de kitap okuyorsa bunlar çok satıyor. Kadın bizim zamanımızda bir de örgütlenip gelirdi. Yani tek başına kadın sinemaya gitmez hiçbir zaman. 5-10 kişi birden gelirler. O avantajı da var. Ama bugün hani erkek seyrediyorsa evde olduğu için seyrediyor. Yani ya da mecburen. Mecburen seyrediyor. Ama kadınlar özellikle seyrediyorlar. Ne çektiniz peki bu şu güne? İstersen sana hemen anlatayım. Anlat bakayım. Finalle ilgili ne yapıyorsun? Yok, sadece Oğuz, şunu söyleyeyim. Sen ne yapıyorsun? Sadece şunu söyleyeyim. Yuvarlak, hepimizin, evet. Hepimizin tabii gidişata göre kafamızda oluşturduğu böyle mi olacak, şöyle mi olacak diye bir takım fikirler vardı. Çünkü biz de bilmiyorduk finalin nasıl olacağını. Senaryo geldiği zaman işte geçen hafta okudum ve çok şaşırdım. Ağladım. Okurken ağladım yani. Sürprizler var yani öyle mi? Geçmişi düşündüm öyle çok uzun bir süreç çünkü. Ve çok şaşırdım çünkü benim hayal beklemediğim gibi, bir final mi evet, beklemediğim, çok şaşırdığım bir seyircinin de beklemediği bir final evet, mi onların da çok hiç beklemedikleri bir final olacak. O yüzden açıklamam zorunda. Halil Ergün ayağa kalkacak o zaman. Yorum yapmıyorum. Sadece hani şu belki konuşulan... Belki doğru attım tuttum acaba? Konuşulan... Oraya doğru bir gidiş var zaten. Var? Evet. Ben yorum yapmıyorum. Sadece insanların bekledikleri gibi bir şey değil. Bekledikleri gibi bir şey değil. Sürpriz bir şey. Ben şaşırdıysam herkes şaşırır. Romanın sonu herhalde. Değil zaten. Evet biliyorum. Artık romandan zaten romanı başka bir geçtiler şey. Geçtiler zaten. Aynen. Evet. Fersak geçtiler. Ceyda ne oluyor peki? Onu da söylemeyeyim. Onun başına neler geliyor?
Hepsi işte 29 hepsi Aralık'ta izlenecek sürpriz. Söyleyemiyor. İzin vermezler böyle evet. Şeyi. Evet. Bunu söylediğim takdirde buradan çıktıktan sonra Kerem Çatay'ın bana aynen, ne yapacağını aynen, bilemiyorum beni de yani. Ne yaptınız? Ne yaptınız siz diye. Leyla ile Gökçe'nin arası ne oluyor peki? Gerilim artıyor mu son bölümlerde yoksa daha mı azalıyor? Sence gerilim artar mı azalır mı? Bilmiyorum. Ben sana soruyorum. Setten bilgi almaya çalışıyorum. Biz seyirciler olarak sadece senden setten bilgi almaya çalışıyoruz. Söyleyemem bunları. Hı-hı. Fakat senaryocular çok marifetli. Yani evet, bugünün senaryocuları çok marifetli. İyi senaryo. Evet, çok önemli bir şey. Çünkü iyi tekst ve iyi yönetmenlik gerçekten en önemlisi iyi tekst zaten. Ya bizim zamanımızda yıldız yani star denilen adam birinci plandaydı. Evet. Rejisör ikinciydi. Hep bunu söylüyorum her konuşmamda. Üçüncü senaryoydu. Bu şimdi tepe taklak oldu. Evvela tabii, senaryo. Önce tekst. Rejisör yine yerinde. Üçüncü oyuncu. Yani star lafı vardı bizim dönemimizde ama star hikaye yani starın bir lafı falan yok. Hmm. İsmi star'a çıkmış. Yani ben şunu isterim, şunu oynayayım. Öyle kaprisler, bugünün oyuncuların kaprisleri yok. Ya prodüktöre gidip ya iyi bir senaryo yapın da ya işte bize de bir şey katsın dediğimiz zaman hayır, halk böyle istiyor. Bitti, tamam. Başak'ın küt ve seksi saçlarına çok alıştık ve çok seviyoruz diyorlar. Evet, buyurun. İzzet Bey'e sorum. Acaba Yeşilçam anılarını bir kitapla paylaşmak ister mi izleyiciler? Yazıyor musunuz? Vallahi herkes bunu bastırıp duruyor bana. Bence yazın. Ben çok anlatan bir insanım. Enteresan geliyor galiba insanlara. Herkes aynı lafı söylüyor. Ve ben herkese çok anlattığım için beni biraz da tehdit ediyor. Diyorlar ki bu anlattıklarınla ben kitap yapacağım diyor karşıdaki mesela. Kaç yaşındasınız abi? Ben 76'ya dönüyorum. Maşallah. Maşallah. Evet. Değil mi? Nasıl yani spor mu yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Yürüyüş yapıyorum şimdi ama ben yani gençliğimde çok spor yaptım. Yani, dikkat eder misiniz yediğinize, içtiğinize? Alkol var mıdır? Sigara var mıdır mesela? Bütün hayatımda hep dikkat ettim her şeye. Benim bu sene 38. yılım sigarayı bırakalım. 38 yıldır sigara içmiyorsun. 73'te bıraktım sigarayı. Dolayısıyla? Ama ben yani kendine dikkat eden bir adam ama genetik biraz da bu zannediyorum. Benim kendime saygım var, sonra seyircime saygım var. Yani iyi görünmek zorundasınız. Ne kadar gider bilemiyorum tabii. Yani her şeyin bir sonu var, onu biliyorum. Yani nasılsın dedikleri zaman sokaktayım ve yürüyorum. Evet. İşte bu kadar gayet, basit. Gayet iyisiniz. Yani harika görünüyorsunuz. Yaşlaşlarım bazıları sokağa çıkamıyorlar. Yani. Doğru, doğru. Gayet iyisiniz. Kitap yazmıyorsunuz ama Başak bir kitap yazdı. Ve evet, fena da gitmedi. Okudum. Evet, iyi nasıldı? Gitti. Şimdi ikincisi geliyor. İkincisi? Şubat, Mart gibi piyasalarda olacak. Evet. Kitapçılarda. Ben de kitabı okudum da beğendim şey yazacaktım. Hatta, evet, hiç oraya girmeyelim istersen. bir Arap saçına döndü. Kitap için bir yazı yazacaktı. Evet. Fakat kitabına... aynen öyle. Artık ikincisini. Evet. Aynen yazacağım. Evet. İkincisi ne olacak? Adı Bağlanma Korkusu. Günümüzün bu hızlı tüketim ve hızlı ilişki yaşama şeklinin ileriki yıllarda yaşlandığı evet. zaman insanların karşı karşıya getireceği problemleri anlatıyor. O derin yalnızlıkla peki, karşılaştığı bu yani. Hafta televizyonlarda neler olmuş? Bir haber turunda bir bakalım, bakalım kısaca. Ondan sonra tekrar fırsat fırsattır görürüz. Aynen neler olduğuna bir evet. bakalım. Dayan yüreğim dayan. Benim sinirler aldım. Sevilen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe az sonra çok özel açıklamalarıyla full ekranda. Bir panterdi ruhum şimdi uysal bir kedi. Köpek! Ekranlarda neler oluyor? İşte yapımlardan son dakika haberler. Bana tokat ha. Köpek. Mete'den Oscar'lık performans. Şimdi dünyanın kaç çocuk olduğunu göreceksiniz. Göster. Konuş bana. Hadi. Sus ulan! Her hafta büyük beğeniyle izlenilen öyle bir geçer zaman ki bir yıldız daha çıkarıyor. İşte Aras Bulut İğnemli, işte takdir toplayan o performans. Lütfen! Mete! 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 Yanım! Mete kalmıyor! Mete!
bir dizi daha reyting kurbanı oldu. Usta oyuncu kadrosuna ve keyifli senaryosuna rağmen Shen Yuva da ekranlara veda ediyor. Behzat Ç'de Nejat İşler sürprizi. Bak ne diyorum bak bak. Yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Anladın mı lan? Abi biliyorsun ben vururdum da ayakkabı yerim. Behzat Ç'nin 13. ve 14. bölümüne konuk olacak Nejat İşler sıra dışı bir katili canlandıracak. Ben bu bara niye gacının köründe geliyorum ha? Çünkü başka zaman gelsem kapıdaki hıyar beni içeri almazdı ondan. Neden almaz? Şeklimi beğenmez almaz. Hareketlerimi beğenmez almaz. Konuşmamı beğenmez almaz. Egzozcu bu der. Dayan yüreğim dayan. Benimsin belalım. Sevilen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe az sonra çok özel açıklamalarıyla full ekranda. Bir panterdi ruhum şimdi uysal bir... Yalanlar, yalanlar, siler yılları, anıları yalanlar, yalanlar.
yalanlar. Siler yılları anıları yalanlar, yalanlar, yalanlar. İncidir kırar yıkar aşkı yalan. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Sizden... Nefis görünüyorsun. Ya. Gerçek söylüyorum. Sen de çok yakışıklısın. Canım benim. Ekranda göründüğünden daha yakışıklısın. Mersi, çok teşekkür ederim. Ve daha genç gösteriyorsun. Valla. Nefis ya. Nereden geldi ya? Valla. Şeyde üzerindeki demin içeride girdim baktım. Kıyafet falan değişiyordu. Onu deniyor, bunu deniyor falan. Yıldız'ın en büyük özelliği böyle kendine hemen zırtırt bir şey yapması. Ne yaptın üzerindeki? Bu şaldı tişört haline getirdim böyle. Şaka. Aynen. Ya, evet, aşağıda. Evet, yani, evet demiş şeyde kesiyor bir şey yapıyor falan filan. Bir dışarı çıktım içeri girdim. Ya uyduramadım bir şey vallahi. Ne yapacağım? Arabada bu vardı. Küpelerime de uydu. Çok güzel işte, olmuş. Vallahi. Güzel olmuş, güzel vallahi. Olmuş. Çok teşekkür ederim. Nefissin. Peki bu 7. şarkıydı albümdeki. Evet. Hangisine klip çektin şimdi en son? Hastayım Sana, Sevgilim Benim'e çektik. Hastayım Sana, albümün adı Hastayım, Hastayım Sana. Sana. Evet. Kime yazdın o şarkıyı? Hastayım Sana dediğin birine mi yazdın? Yok, bütün hastalara yazdım. Evet. Genel, evet. Genel bütün hastalara yazdım. Yıldız, senin konuk olacağını söyleyince herkes işte Yıldız niye hep kendi şarkılarını yazıyor ve neden hep kendi sözlerini yazıyor diye mailler gelmeye başladı. Herkes bunu ister. Hayır, herkez Yıldız, biz şarkı versek Yıldız'a ya da gençler söylüyor. He, biz şarkı vermek istiyoruz Yıldız'a, acaba bize şans verir mi? Bir başkasının sözünü şarkı yapar mı diye soruyorlar sana. Aslında, yaptın mı hiç bugüne kadar bir başkasının sözünü? Yapmadım ama aslında çok iyi fikir. Evet, güzel sözler çıkabilir birilerinden. Evet, sadece söz değil, sözü ve müziği başkalarına ait. Kendimin dışında şarkılar da yorumlayabilirim aslında. Ama hiç yapmadım bunu. Hiç yapmadım bunu ama seni... Bundan sonra yapar mısın? Tabii neden tabii, olmasın tabii, güzel tabii. De olabilir aslında. Bıktım kendi şarkılarımdan. Hadi canım. Kendi şarkılarımı kendi yazmamın sebebi de kendim zor anlatıyorum. Başka biri beni ifade edemez. Evet kendi ama sen en iyi kendini evet, anlatıyorsun. Evet ama çok iyi ifade ediyor. Ve halk onun için çok seviyor Yıldız Hanım'ı. Yani mesela en sevdiğin hangisini senin Başak Yıldız? Çok eski Dayan şarkı. Yüreğim Dayan seviyorum. Dayan Yüreğim mesela Delikanlım. O Gülben'e verdiğin şarkı neydi? Kandıramazsın beni. Yani hepsi Yıldız Tilbe şarkıları. Evet. Ama hepsi güzel sevilen şarkılar oluyor. Halk hepsi iyi şarkılar. Halk beğeniyor, onun için seviyorlar Yıldız. Teşekkür Gerçi ederim, seviyorum. Gerçi bir Zülüf diye bir türkü söylemiştin. O güzel. Neşet Ertaş'ın. Yani o da çok güzel mesela. O güzeldir. Türküler zaten hepsi çok güzel. Neşet Ertaş'tan söylemiştin evet. Değil mi? Ne güzel ya, ne güzel ya. Peki, hiç televizyon falan izliyor musun? Tabii birazdan, ki. Öyle mi? İzliyorum. İzler misin Yaprak Dökümü'nü? Aa nasıl izlemeyeyim? Vallahi bazen fenalık geliyor. Hangi anlamda? İç kıyıyor ya, çünkü. Ya izliyor. İçi daralıyor. Evet, evet öyle oluyor gerçekten. O Ali Rıza Bey gitti gidiyor. Ben gideceğim bir gün. Oturduğum yerde. İnsan çok üzülüyor ya. Onu canlandıracaklar. Gerçek artık. Gibi yani. Evet. Canlanıyormuş. Tek ayağa kalkıyormuş. Öyle Rıza ama gidişatı o. Öyle, öyle bir şey demedim ben. Öyle bir şey demedim ben. Şeyler ağzından laf almaya çalışıyoruz. O yüzden. O yüzden Ali Rıza Bey ayağa kalkacakmış diye şey yapıyorlar. Dizilerimiz çok güzel. Evet. Son yıllarda öyle oldu. Başka izlediğin diziler var mı? Yaprak Bak, Dökümünü izliyorum. Yıldız Tilbe harika görünüyor. Yeni albüm ne zaman geliyor diye soruyorlar. Bir sene, bir iki sene sonra filan. İki sene oldu mu? Bu ne zaman çıkmış Haziran'da? Daha bir yıl olmadı. Değil mi? Yazın çıktı tabii. Galiba bu.
çok yeni, çok çabuk tükeniyor her şey. Evet. Kaç tanesini klip çektin? İki tanesini çektik. Hı hı. Belki kalır orada, bilmiyorum yani. Çünkü genelde bu albümde kaç şarkı vardı? 12 ya da 11. Evet. Belki 10. 10 üzeri diyelim. 10 ve 12. Evet. Çünkü genelde hani 3-4 tane şarkılık albümler yapılıyor ya. Evet. Dolayısıyla. Aslında Hastayım Sana için girdik biz. Tek single yapacaktım o şarkıyı. Hızımızı alamadık, 10 oldu ya. Aslında olmamalıydı, biliyor musunuz? Neden? Ya oluverdi işte. Yani bir şey için giriyorsa insan onu yapmalı. Hı hı. Sonra öbürleri üvey evlat muamelesi görüyor bir şekilde. Yani. Peki İzzet abi, eskiden hani sinemayla şimdi bugünün dizilerini değerlendiriyoruz, oyuncularını değerlendiriyoruz. Şarkıcı şeyleri mi soracak? Evet, şarkıcıları soracak. Mecburlardı, öyle meşhur oluyorlardı daha çok. Hı hı. Yani Anadolu tanımıyordu fazla. Hı. Ve bütün az solistler hepsi film yaptılar. Film çektiler. Film yapmak zorunda kaldılar yani. Çünkü Anadolu'ya tanınmak için. Evet, tanınmak için öyle tanındılar. Hı hı. Yani o büyük bir avantajdı onlar için. Bunu hissettiler ama, bu boşluğu hissettiler. Şimdi de tersi oldu sanki. Doğru. Değil mi? Dizide oynuyor genelde şarkıcılar, evet, türkücüler. Tersi gibi oldu sanki. Ama sen de bir tane dizide oynadın değil mi? Ben hiç oynamadım. Hayır. 97'de oynadın. Evet, son Haldun kumpanya. Dorme'nin son kumpanyasında oynamıştım. İsmet Ay vardı. Oynamaya çalışmıştım. Bak yani, gördün mü ne kadar da mütevazi. Yani. Ya o ne kadarlık bir diziydi, ben onu bilmiyorum. Ramazan boyunca. Ramazan boyunca. Dört gündü. Zinni Gök'te oynamıştı. Rahmetli İsmet Ay vardı. İşte kızıydım. Bir Ramazan programı gibi yaptılar. Aynen herhalde. Öyle bir program yapmışlar. Evet, ve onu ilk defa oyunculuk denedin aslında. Ay, çok şanslıydım çünkü hepsi profesyonel tiyatrocuydu. Haldun Dorman yönetiyordu yani. Evet. O büyük bir şanstır iyi oyuncularla oynamak. Evet. Yani. İnsana süper çok bir şey katar. Evet. İnsan hiç sıkıntı çekmiyor. Bir de yönlendiriyorlar. Evet, o evet. kadar iyi rol yapıyorlar ki. İyi oyuncunun gözüne baksan oynarsın zaten. Gerçekten büyük de öyle. Büyük avantajdır iyi oyuncuyla oynamak. Evet, çok doğru. Sonra peki hiç öyle bir teklif geldi mi? Yoksa sen o noktada bıraktın mı? Defteri kapadın mı? Aslında oynamak isterim ama böyle çok güzel bir şey olsun istiyorum. Bak, dizi oyunculuğunu istiyorsun yani. Yani. Sevdin demek ki o. Dizi değilse de bir şey yani, bir şey. Hatıra anlamında. Hı hı. Hani sinema filmi olabilir. Kalıcı. Ha, bir şey yani. Çok kalıcı. Herkes, ama ne bilmiyorum. Şey, yani bir. Sinema çok kalır. İz bırakmak istiyor ya insanların. Evet. Senin sinema filmin? Benim daha istediğim gibi bir şey gelmedi bana. Evet. Gelenler de benim evet ben bunun içinde olmalıyım, mutlaka olmalı dedirtecek gibi değildi. Hı hı. O yüzden henüz bu arzumu daha gerçekleştiremedim. İki tane vardı galiba yani, dediğin gibi ben çok evet. başarılı şey değil. Hani. Onlar zaten O Kadın diye bir film yapmıştık. Evet. Bir Nekrut ne vardı? Evet. Öyle bir film vardı galiba. Mesela O Kadın deneysel sinemaydı aslında. Çok enteresan bir fikir gelmişti. Bütün oyuncular bu yüzden kabul etmişti. Ama hani onun dışında benim böyle evet işte budur diyebileceğim bir hikaye henüz ulaşmadı bana. Bir de çok oyuncu var, çok paylaşıyorlar. Yani çok oyuncu var. Ya ben yani birinin ismini aklımda tutmaya çok özen gösteririm. Yani bir sorulduğu zaman falan takip edemiyorum. Ezberliyorum, tekrar unutuyorum. Yani o kadar çok genç oyuncu var ki kalabalık. Evet, yıldızımı görmek isteriz dizilerde, reklamlarda her yerde görmek isteriz diyorlar. Ben de isterim. Başka şarkı söyleyecek mi? Söyleyecek arkadaşlar birazdan daha. Oyunculuk düşündüğünü söyledi de. Fransa yurt dışı turnem var mı? Yurt dışından çünkü. Fransa'ya bir kez gittim ama çok istiyorum yine gitmeyi. Çağırmıyorlar. Buradan söylüyorum. Çabuk çağırın beni bak. Buyurun bak. Eskiden Avrupa turneleri falan olmuyor. Aynen, eskiden. Biz de yaptık. Şeyde doğru, oyuncular falan da gidermiş değil mi? Çünkü şarkıcılık yaptık o dönem biliyorsun. 73'te. Siz de çıktınız mı sen? Çıkmayan kaç? 3 kişi hariç herkes çıktı. Diğer 3 kimdi 3 kişi? Türkan. Hı hı. Edison. Bir kişi daha. Evet. Yani kim bilmiyorum. Çünkü şeyde geçen haftalarda Cüneyt Arkın Kartal, geldi. Kartal. Ben bilmiyordum şeye. Meğer Almanya'ya gidip gerçekten şarkıcılık falan yaparlarmış şeyde. 2-3 defa ben aldım. Cüneyt Arkın falan da gitmiş. Gerçekten. Evet evet, evet tuttuk, kendisi tuttuk. Anlattı. Ya tabii o biraz daha sunuculuk yani. Cüneyt Arkın çünkü sesi bildiğim kadarıyla kötü. Yani şarkı sesi değil belki evet. yani. Evet. Çünkü o daha çok sunuculuk falan yapıyormuş. Belki playback yapmıştı. Şarkı söylemek başka bir şey. Ama zaten söyledi. Teklif geldiği zaman yani evet. Öztürk Serengil rahmetli. Osman Kavran'ın adamı yani Luna Park'ta ilk döner sahne evet. Emel Sayın'la başladık.
teklifleri o getirmeye başladı ve dedi ki işte bundan şunu yapabilir, horoz sesi çıkarsan bu parayı alacaksın. Öztürkçe yani Öztürk böyle anlatıyor. İşte ben sana bilmem köfteci dükkanı aç demiyorum. İşte tiyatroculuk yaptın, sinema yaptın, şimdi de şarkı söyleyeceksin. Ayıp bir şey mi falan. Ya dur bakalım falan bir düşünelim. Bir hafta yattık, istihareleri, kahveleri koyduk, sabahlara kadar düşündük. Evet. Kimler kabul etti? Bir baktık liste, çarşaf, herkes kabul etmiş. Tamam biz de varız diye. İşte öyle bir dönemdi. En uzun yapanlardan birisi benim. Ben 7 sene çalıştım. O zaman bize bir şarkı söyleyeceksiniz siz de burada. Yıldız'la beraber. Evet. Yok. Çünkü belki... Şarkıcılıktan sonra bir garip bir şey geldi bana. Ben saz olan yere gitmedim bir daha hayatımda. Olaydan sonra. Ceketime falan çıkıyordu. Böyle mesela bazen aldanıyordum, bir yere giriyordum bir lokale. Saz var orada. Bir anda ceketime çıkıyordu. Neden? Yani. Garip bir şey yani. Olaydan soğudu demek. Ama olsun birazdan ben birazdan diye şey yapacağım. Yıldız'a bir eşlik etmez isteyeceğim bir şeyde. Yıldız internette var mısın sen? İnternette, Twitter'da, Facebook'ta. Facebook'um var. Çünkü ben bugün yazınca anormal bir şekilde internetten ilgi var. Ve hayranların orada örgütlenmiş, fan club'lar kurmuşlar. Öyle oradan de yazışıyorlar. Var var. Senin adına siteler kurmuşlar. Var var. Senin peki Facebook'ta mı varsın sen? Da Facebook'ta Twitter'ı varım. Twitter'ı kullanmıyor. Onu öğrenemedim henüz. Hemen sana öğretelim burada Cengiz'imiz. Twitter'da da çünkü Başak çok sık kullanıyor. Evet. Ama senin hayranların da çok kullanıyor Twitter'ı. Evet. Bence kullanabilirsin ama demek ki Twitter'da eğer bir sahte Yıldız Tilbe falan varsa bizim Yıldız değil arkadaşlar. Buradan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buyurun. Facebook'umda 5000 kişi doldu, artık kimseyi kabul edemiyorum. Ha. Hani buradan haber veriyorum. Çünkü hep istiyorlar ya, kabul olmuyor. Kabul olmuyor mu? Hiç fikrim yok ben. 5000 almadı. Artık kaydetmiyor ama çok da istek geliyor. Hı-hı. Kimseyi kırmış olmayayım yani, kaydedemiyorum o yüzden. Evet. Hı-hı. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi demek ki Yıldız Tilbe 5000 kotasını doldurduğu için üstüne şey yapamıyor. Ekleme yapamıyor. Evet. Evet. Ama dediğim gibi Twitter'da kullanman gerek bence. Çünkü anormal şekilde hemen burada Twitter'a gelsin diye. Account oluştursan. Evet değil mi? Anında oluşturur. Olur valla. Ama bir dünden bugüne bir Yıldız Tilbe'yi izleyelim. Sohbete sonra devam edelim. Bir şarkıya benzer aşk. Unutulmaz şarkılara imza atan Yıldız Tilbe ile dünden bugüne. Olmaz, olamaz, imkansız, benimsin havalı. Yıl 1994. Delikanlım. Bu kadar kolay sanma delikanlım. Yıl 1995. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Yıl 1996. Dayan yüreğim. Dayan yüreğim, dayan. Yıl 2002. Haberi olsun. Yatağımı döşeğimi sererim, haberi olsun. Yıl 2003. Çat kapı. Hadi çat kapı gel sevineyim. Yıl 2004. Karpuz getir yiyeyim. Karpuz getir. Yıl 2008. Ben senin var ya. Sen benim var ya. Tırnağıma makas bile. Yıl 2010. Hastayım sana. Harca hiç korkma. Hastayım sana. Dermansızım. Başkayım sana. Bu bundan sonra, bundan bir önceki klipti değil mi Yıldız? Evet. Bundan sonra bir tane daha çekti. Bir çekeceğiz. Tane, sevgilim benim var şimdi. Tamam, sevgilim benimden de görüntüleri birazdan göstereceğiz. Şöyle bir laf söyledim mi? Piyasaya verecek çok şarkım var ama intihar oranını arttırmaktan korkuyorum. Çünkü o kadar damardan şarkılar yazıyorsun ki. Evet. Hani böyle bir sözü sen mi söyledin yoksa internetten sana mı atfettiler bilemiyorum. Atfetmişler, ona benzer bir şey söylemiştim ben. Bu çabuk olanım aşkım var ya. Evet, ne kadar güzel bir şarkı. Çok hazin ya, böyle üzücü bir şarkı. İşte demişlerdi. Dizi müziğiydi zaten o da. Yok. Çabuk olanım aşkım. Değil. Yok. Kullanılmadı mı şarkı? Ama Yıldız Hanım'ın bütün şarkıları hüzünlü zaten, evet. Değil mi? Yani çoğu hüzünlü. Evet, öyle. Onu yazınca ne oldu peki? Sordular işte, yani çok üzücü bir şarkı, derin bir şarkı. Ben de dedim ki o zaman, bazı şarkılarım var eskiden ama şimdi yok artık. Yaptığım zaman öyle acı duyuyordum ki hemen yırtıp atıyordum. Yani benim dayanamadığım şarkıya başkaları nasıl dayansın yani.
Peki neden eskiden onları... vardı şimdi yok? Şimdi neden yapmıyorsun? Artık öyle sevmiyorum. Belki de sevemiyorum. Şimdi daha... Ya da sevmiyorum bilmiyorum. Sevmiyor muyum? Sevemiyor muyum? Bilmiyorum ama... Şu andaki ruh hali demek ki... Evet. Yani öyle yazmıyorum. Ruh hali, duygular değişiyor zaman zaman tabii. Şimdi ona dikkat ederim yazarken. Daha eğlenceli mi yazıyorsun? Daha romantik mi? Daha aşk mı? Hani daha böyle aklımı başımda tutmaya çalışıyorum yazarken. Eğer bıraksan aklını gene şey olacak. Çünkü öyle ya. Acı çekerken mi çıkıyordu onlar? Tabii aşkla. Öyle şarkılar. Belli zaten şarkı kendini gösteriyor. Tabii insanlar zaman geçtikçe savunma sistemlerini geliştirip... aşka düşmemek için, acı çekmemek için böyle sıkı durdukça belki aynen. de bundan kaynaklanıyor onları yapmamak. Sen de öyle misin şimdi aşka karşı böyle korunaklı olduğun için mi? Yoksa hayatının aşkını bulduğun için mi yazmıyorsun? Yok kesin korunaklıyım. Kesin korunaklı olduğun için. Bir de o duvarların arasında bir yerde kayıbım ben de bilmiyorum neredeyim yani. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Aynen işte yani. Yıldız Tilbe. İyi ifade etti, çok güzel. Şimdi biraz geçmişe dönelim. Bana bakıyor, eyvah. Biraz geçmişe dönmek istiyorum. Ne kadar geçmiş? Yok, biraz ya, biraz. 100 yıl dermiş. Çılgın Beriş'i izler miydin Yıldız? Tabii, okurdum ondan önce. Evet, ondan önce dedik. Çünkü karikatürdü. Yaptığım ilk iş. Çok evet. güzel ama. Çılgın Beriş. O zaman 18 yaşındaydım. 18 üniversiteye yeni başlamıştım, evet. Evet. 18 yaşında. Hatırlamıyorum bile. İnanamıyorum şimdi, nereden buldunuz? Şimdi hatırlatacağız sana. Bak 18 yaşındaki Başak Sayan gibi. Ya işte böyle kızlar. Anlayacağınız Oktay'ın vosvosu sizlere ömür. Fark etmediniz bu arabanın gittiğini. O sırada arabada değildik ki. O sırada onlar dışarıda ve çok meşguldüler. Değil mi Başak? Saçmalama Mükü, ben sen miyim? Aa bak aklıma geldi. Mükü... Senin oğlan epeydir gözükmüyor. Yoksa seni terk mi etti? Biz fişburger istemedik ki. Ben zaten balık sevmem. Bunu yan masadan Bediş gönderdi. Bir de şey dememi istedi. Bu balıklar boğazın serin sularından senin için özel tutulmuş. Vosvos balığı. Bu kadarı yeter ama artık. Ya işte böyle kızlar. Anlayacağınız Oktay'ın vosvosu sizlere ömür. Fark etmediniz bu arabanın gittiğini. O sırada arabada değildik ki. O sırada onlar dışarıda ve çok meşguldüler. Değil mi Başak? Saçmalama Mükü, ben sen... Nasıl Başak? Hiç tanınacak halde. Bulmaca olarak sorulsa kimse bilmez. Bilmez de. Çok değişmiş yani. O kadar değişmişim değil mi? Evet, değişmişim galiba. Çok değişmiş. Bu ortadaki kimdi Yıldız? Cenk Torun, Nurdan Torun'un... Nurdan Torun'un... Oğlu. Benim ilk klibimde oynadı Delikanlım'da. Doğru, onda da oynamıştı. Evet. Doğru. Evet, doğru. Bak şimdi sen söyleyince hatırladım. İyi beraber... değişmişim ama ne kadar bak. Şarap gibi kadınım demek ki. Aynen bence de gayet güzel olmuş. Orada daha çocuksu. 18 yaşındaydım 18 orada yaşındasın. Evet. Ama saçı değişince her insan hemen her şeye değişiyor. Saç çok önemli. Evet. Rengi o zaman daha açık ve daha farklı. Boyatmıştım saçımı. Evet. Şimdi gerçek. Bir de biçimi de başka. Evet. Zaten, ondan tabii. Hı hı. Giderken full ekran bardağını götürmek istiyorum tabii, dediniz abi. Tabii ki götürebilirsiniz. Her programda değişik üstü varsa alıyorum muhakkak rica ediyorum. Neden biriktiriyor peki? Musunuz? Ben yani aynen. Onları da yani atıyorum bir köşeye biriktiriyorum. Ya öyle koleksiyoner. Bir... Güzel bir hatıra ama gerçekten. Evet, ama her şeyi biriktiriyor. Evet yani çılgın diyorlar benim için öyle çılgın lafları falan var. Ne biriktiriyorsunuz? Ya da tersten sorayım ne biriktirmiyorsunuz? Doğru soru bu galiba. Evet doğru. Her şeyi biriktiriyorum. Yani ben meraklı bir adamım. Yani küçüklüğümden beri. Yani benim... Ben kaç yaşındayım? İşte 75 yaşındayım. Maşallah. Demek ki ben 65 senedir biriktiriyorum. 65 senedir? Yani her şeyi ben... O zaman çok zengin bir koleksiyonunuz vardır sizin. Bir şeylerim, birikintilerim var. Yani bir arşivciyim. Mesela en kuvvetli arşivi olan oyunculardan biri benim. Sinema arşivi olan. Evet. Başka şeyler de var tabii. Yani onun başka afişler de var. Yalnız kendi afişlerim değil, kendi resimlerim değil. Balesi, operası, tiyatrosu her şey var. İşte pulculukla başlayan, sonra paraya dönen, yani banknota dönen ve tedavül ve hatıra paraları yaptım. Son altı padişah sakıncasız olan gümüş paralar yaptım Abdülmecit'ten bu yana. İşte nişanlar, madalyalar. Son dönem ben buna şey diyorum, yani yeni heyecanlar, yeni flörtler. Mesela ben bugün bir şey görsem yani ne bileyim işte Yıldız Hanım'ın ya da Başak Hanım'ın elinde bir şey ya hoşuma gidiyor. Ben her sene ona başlarım.
Onların koleksiyonunu yapmak. Kaçmaz. Hiç hemen başlarım. Yani bu... Neler var beni mesela? Beni heyecanlı tutuyor. Demin bir laf söz söylemiştin yani bu gençlik meşlik lafı. Bunun çok etkisi var. Heyecanlı yaşamak yani heyecanla yaşamak. Mesela kartlar, restoran kartları mı, kibrit kutuları mı? Kibrit kutuları bitirdik. Onlar bitti. Onları... Ya, onlar bir dönemdi. Zaten hep bir yerde kalır. Peçete mi? Hani... Bir yerde kalırsanız o kötüdür aslında. Yani bazı gençlik şeyleri atlamak ve aşmak lazım. Ama biz amatör, sonradan profesyonel, yarı profesyonel olduk ama bu aşamaları geçirdiğimiz için bütün koleksiyonculara yani en ufak koleksiyon, en basit koleksiyonlara bile saygı duyarız. Çünkü hepimiz o basamaklardan geçmişiz. Bakar mısın? Yani onları aşamayan insan zaten iyi koleksiyoncu olamaz. Birdenbire iyi koleksiyoncu olmak mümkün değildir. Adım adım. Adım adım, adım ve adım. Sindire sindire ve araştırarak. Yani biriktirmek koleksiyonculuğun bana göre %10'udur. 90'ı araştırmaktır. Ben her şeye meraklıyım. Yani bir şey görürsem hemen alır okurum. Hemen kitabını getiririm. Yani çalışmadan bir şey öğrenilmiyor. Bir gün evinize gelip görmek isteriz. Başımın üstünde beklerim. Vallahi merak ettim. Mesela şey yapıyorum şimdi dünyaya, Türkiye'de ilk ben yapıyorum mesela. Bu da güzeldir. Yani koleksiyonculukta bir laf vardır. Alaturka bir laftır ama yapılmayanı yapmak, bulunmayanı bulmak. Fotin düğmesi ve uçkuru çekeceği yapıyorum. Türkiye'de olmayan bir koleksiyon. Fotin ayakkabı. Ayakkabı düğmesi ve bağ çekeceği diyoruz ona. Görüyor musunuz? Daha enteresan. Görmemişsiniz. Ha, çoğu insan ne olduğunu bile bilmez. Evet. Fotini bile bilmez. Yani evet. Fotin bugünkü botun karşılığı. Evet. Boti kelimesinden geliyor zaten. Fransızcadan geliyor. Aristokratlar için yapılmış aslında. Türkiye'de pek yok. Yani 2-3 tane o, çıktı. Ve onun yani koleksiyonunu yapmaya başladı. İngilizler ve Fransa, Londra ve Paris'ten temin edebiliyorsunuz anca. Hanımların tırnakları kırılınca 1900'ün başlarında hemen bunu yapmışlar. Enteresan. Yıldız hiç biriktirir misin? Yani yazdıklarını nasıl saklarsın ve nasıl söz yazıyorsun? Ya yani mesela hani biriktirmek ve koleksiyonmak diyor ya. Yani bir yere notu alır mısın? Sonra ya da o kağıtları atar mısın? Ben böyle kaybettiğin çok korkunçum. Yani hiçbir şey saklamadığım gibi dağınık. Yani dağınıklık toplu kalır benim yanımda. Evet. Yani evet. Çok güzel. Dağınık, çok güzel. Bravo. Evet. Yazıyorum ya mesela bir şey. Bir değerini bilmek gerekir aşkın diyelim. Ben yazmadım da onu yazıyorum. Burada bir yanlışım var değil mi? Hemen şuraya geçiyorum, yenisini yazıyorum. Hı-hı. Ama bunu yırtıyorum hemen. Yani benim kendi kendime bile şahidi yok oluyor. Evet. Hiç biriktirmiyorum yani, saklamıyorum. Kayıtları da tek tek yapıyorum böyle. Hı-hı. Ondan sonra. Mesela bütün şarkılarım aklımdadır benim. Bir yerde kayıtlı ya da yazılı değildir. Hepsini ben kendim bilirim. Böyle not tutmam yani pek. Evet. Koleksiyoncu olsaydı disiplinde ve düzgün olurdu ve saklardı. Saklardı. Evet. Yani bu bir şey meselesi. Evet. Sonra benim peki unutmuyor musun onları Yıldız? Yok, şarkılarımı unutmuyorum. Ancak bazen defterlere yazıyorum. Hı-hı. O defterlerde kalma şansı oluyor. Evet, evet, evet. Öyle ama bir şey olmaz. Yeni bir albüm yapacağımda mesela eski defterin yarısını kullanmışım değil mi bir önceki için? Yenisi için başladığımda öbürleri kafamı karıştırmasın diye hemen onları atıyorum. Hemen onları atıyorum. Evet. Temiz yapıyorum yani. Çünkü o kadar çok şey yazıyorum ki zamanla kafam karışıyor. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu düzeltmeler zaman alıyor mu yoksa belirli bir süre içinde mi oluyor? Ya, mesela biz de gençliğimizde şiir yazardık. Bir o lise çağları falan. Bir kenara aldıktan sonra bir 3 ay sonra bakarsın hiç beğenmezsin. Bilmem, neredeyse tamamını düzeltirsin falan. Öyle mi yoksa belirli bir sürede kısaca 15 gün içinde mi her şey halloluyor mesela? Şimdi bir şiir yazdım. Merak ettiğim tabii ki. Bir şiir yazdığımda bir dörtlük ya da beşlik paragraf onu yazıyorum öyle müziği yoksa. Ama bir şarkıya söz yazıyorsam onu bitirmeden kalkmıyorum. Bazen bayılacak gibi oluyorum uykusuz ve yorgun. Asla bırakmıyorum. Ancak bayılırsam kendinden geçersem bırakıyorum ve bitirmeden bırakmıyorum yani. Bazen bir cümleyi günlerce bekliyorum. Yani çünkü her cümlenin açıldığı farklı kapılar var. Farklı yerlere götürüyor. Doğru cümleyi oraya koymak için bazen çok bekliyorum. Evet. Ama 15 gün sürmüyor şarkıları. Oya oya gibi işliyor yani. Tersten başladım. Evet. Evvela müzik yapıp sonra sözleri bulduğunuz oluyor evet. mu? Evet. Zaten öyle yapıyorum. Öyle o daha kolay geliyor bana. Öyle evet. Çünkü belli bir müziğin üzerine söz yazmak daha kolay? Daha kolay. Çünkü sözü... Enteresan. Bazısı için de tam tersi. Evet. Sözün, tabii. Sözü müziklemek
biraz zor çünkü o sözün derinliğini yansıtan melodiyi çıkarmak her zaman kolay olmuyor. Ama herhangi bir melodinin üzerine istediğin cümleyi koyabiliyorsun. Alaturka müzikinde tam tersi. Yani bir metin okursun, o metin melodiyi çağrıştırır. Evet. Peki o zaman kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan konuklarımızla ve Yıldız Tilbe'nin şarkılarıyla burada olacağız. Sonra full ekranda. Çok şey borcu. O benim hoşuma gidiyor. Yani. Full ekran devam ediyor. Yıldız Tilbe, İzzet Günay ve Başak Sayan'la. Şimdi size veda ettim çünkü çok yordum sizi. Estağfurullah. Biz yorulmadık. Vallahi çok teşekkür ederim geldiğiniz için de. Son geçen gün size yolda hayalinizi attığınızı soran bir hikayeyi dinleyelim sizden. Benim yani hoşuma gitti. Bize hala seyircimiz bizi el üstüne topuyor. Bize moral veriyor aslında. Ben karşı kaldırımdan yürüyorum. Seslenirler aradı. Böyle seslenir. İzzet abi nasılsın dedi. Türkiye ile aynı dedim ben. Yok yok abi sen Türkiye'den daha iyi görünüyorsun. Yani beklemezsin yani sokaktaki öyle. Bir adamdan bu kadar güzel bir jest. Moral veriyor aslında aynen. Sana. Yani bir doğru da söylüyor ama Yıldız değil mi? Türkiye'den daha iyisin diyerek. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben burada olduğum için tabii böyle. Yok canım hayır. Gayet iyi. Pazar yazıda nasıl gidiyor Başak? Akşamda. Gayet güzel gidiyor. Artık 6 ayı geçtik. Oturdu artık. Oturdu. Okuyorum, takip ediyorum. Beğeniyor musun? Ben beğeniyorum. Teşekkür ediyorum. Yani siyaset de var, popüler kültür evet, de var. Gündem, her şey aynen, var. Her şeyi yazıyorsun. Tepkiler de çok güzel. Gelen mailler, insanların yazdıkları. Geri dönüş de çok keyifliymiş. Bunu da daha yeni tadıyorum. Yani oyunculuktan aldığın geri dönüşümle yazmaktan aldığın geri dönüşüm bambaşka. İkisi farklı. Evet. Çok keyifli. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Başak. Yıldız TV'de sohbete devam ediyoruz. Yıldız 2010 satışları MÜYAP'tan bugün bizim için açıkladılar. İlk kez birazdan yayınlayacağız. Ben de var mıyım? 2010'da yoksun sen ama çünkü sen Temmuz'da çıkardın albümünü. 2010'da çıktım. Hayır ama Temmuz'da çıktın. Bir de Ocak'tan olsun. İtibaren şeyler var. Tamam. İlk onda. Yani tamam bütün bir yılı kapsadığı için. Tamam. Belki senin satışların bir sonraki yıla da giriyor. Çünkü geçen seneden Sarkanlar da var. Hiç böyle. Anlamıyorum desem. Peki izleyelim o zaman. Sohbeti devam edelim. Acısa da öldürmez. MÜYAP'tan alınan verilere göre işte 2010 yılında en çok satan ilk 10 albüm. Görünce gözüm aşkı hak edeni. Sırada Kağıt Evler albümüyle Emre Aydı. Daha durmam boşluklarımda ben unutuyorum. 9. sırada Sıla Konuşmadığımız Şeyler var. Hatırlamak laneti aklımın acımaz anlatsa hadi buyurun. 8. sırada Demet Akalın Zirve. Zor olacak ama gidiyorum. 7. sırada Rengarenk adlı albümüyle
Sertab Erener. Bazen her şey sararıp sollar, biz hep rengarenk. 6. sırada Candan Erçetin Kırık Kalpler Durağında. Kırık kalpler durağında inecek var. 5. sırada Işın Karaca Arabesk. Mavi mavi masmavi. 4. sırada İbrahim Tatlıses Hani Gelecektin. Hani gelecektin, arabım diyecektin. Ve 2010 yılına damga vuran ilk 3 albüm. 3 numara. Biz Aşkımıza Bakalım isimli albümüyle Ferhat Göçer. Aklıma gelince o güzel yüzün. 2 numara. Serdar Ortaç, Kara Kedi. Görünce gözüm aşkı hak edeni, öpesim geliyor ya. Ve işte 1 numara. Megastar Tarkan zirveyi kimseye kaptırmadı. 2 yıl aradan sonra çıkardığı Adımı Kalbine Yaz albümüyle yine ilk sırada yerini aldı. Evet, 2010'un çok satan albümleri böyleydi. Twitter'dan yazdım, canlı ne söylesin Yıldız Tilbe bize diye. Birazdan burada kendisi ne istiyorsanız onu söyleyecek. Yıldız, verdikten sonra pişman olduğun şarkı oldu mu hiç? Ya şunu hani vermeseydim de keşke ben albüme koysaydım dediğin. Kendi albümlerim içinde de var öyle pişman olduğum şarkılar. Düzenlemelerinden. He, daha iyi olabilir. Aynen, mutlu olmadığım çok şarkı var. Yani yarısı diyebilirim yani. Hadi ya. Evet. Sonra tekrar peki yapmak istedin mi onları? İstiyorum. Ya da yapar mısın? İstiyorum ama. Belli değil. Yani biraz daha zaman geçsin diyorum. Seni müzik piyasasındaki arkadaşlarıma sordum. Herkes ne dedi biliyor musun? Çok vefalı dediler. İdare ederim. Yok yok öyleymişsin. Mesela para almadan şarkılar verdiğin, sonra bir şey talep etmediğin o kadar çok şarkı varmış ki. Tabii yani durumuna göre. Ekonomik ama müzik durumu... piyasası genelde öyle değildir. Kıskançtır. Şarkı vermez. Sen niye yaptın? Yok ben veriyorum ki daha iyisi bana gelsin diye. Yani kendim için. Kendin için istiyorsun. Tabii. Bunu verirsen belki daha iyisi. Tabii ve öyle oluyor. Mesela bu güzeli verdiğim zaman daha güzelini yapıyorum sonra. Hı-hı. Öyle oluyor ama onu tutarsam olmuyor o zaman. İyi olmuyor. Benim için de iyi olmuyor yani. Genelde sabah mı akşam mı ne zaman sabah, yazarsın şarkı? Sabah gece gündüz. Ne zaman gelirsin? Uykuda yani? Her an yani yazdığım zaman şey gibi acıkmak gibi. Hmm. Yani ne zaman evet. Ne zaman geleceği evet. Ne zaman ortaya çıkacağı belli. Çalışıyorsam iş bilinci varsa görev bilinciyle zaten hiç uyumuyoruz sabahlara kadar günlerce. Kıbrıs'ta mı? Taşındın mı? Yok öyle bir şey ya. Nereden çıktı? Kıbrıs'ta peki? Ev aldım filan ben de bilmiyorum ki. Kıbrıs'a yerleşti, Kıbrıs'ta ev aldı. Acaba Kıbrıs'ın reklamını mı yapıyor oradaki emlakçılar? Ama Kıbrıs güzel fakat kalmam yani Türkiye'den başka bir yerde kalamam. Yurt dışına gidiyoruz konserlere. İşte gece 2'de çıkıyorum ya da 3'te 5'te iniyorum ya buranın saatiyle. Evet. 6'da uçak olsa geleceğim. O kadar özlüyorsun. Hayır, hiç kalmak istemiyorum yani. Dayanamıyorum. Peki evcil misindir? Yani kendi ev hayatını mı seversin? Yoksa dışarı çıkayım, eğlenceye gideyim mi seversin? Evi çok severim. Evcilimdir. Hı-hı. Ama dışarıyı da severim. Kafama göre arkadaşlarım varsa gezmeyi de çok severim. Ama herkesle gezemem. Evet, herkes görmüyorum de çünkü seni o magazin programlarında orada burada hani kameralar yakalayıp çok dışarı çıkmıyorsun galiba. Yani çıkıyorum da çok değil. Evet, az çıkıyorum. Evde kedi köpek falan mesela? Asla dayanamam. Hiç onun kılına tüyüne deli olurum yani. Ama hayvanları çok severim. Yani. Peki kuş falan filan o tür şey de. Kuş seviyorum evde. Ama evde beslemiyorsun. Evde bakıyorum kuş. Ha kuşum var. Ama kedi köpek kılından tüyünden tiksiniyorum. Evet. Kist falan yapıyor ya. Doğru. Zararı da var. Ama ineğim olsun, işte koyunum olsun, kedim, köpeğim hepsini seviyorum. Çiftliğin olsun. Hani seviyorum hepsini, bütün hayvanları. Hı hı. Ama besleyemiyorum. Bundan 10 yıl sonra Yıldız Tilbe'yi nereye koyuyorsun? Nasıl bir Yıldız Tilbe? 10 yıl sonra emekli, yani, evde oturan şöyle. Çiftliği olan ineği. Bahçesinde valla yani öyle diliyorum. Hı hı. Ama öyle olmayacağını da biliyorum bir neden yandan. Olmayacak? Görüyorum. Çünkü hep çalışmak isteyeceğimi düşünüyorum.
oturamayacağımı düşünüyorum. İnsan bir zaman oturuyor ama bir zaman sonra sıkılıyor, biliyor musun? Yapacak başka bir şey yok. Geçenlerde dedim acaba başka ne iş yapabilirim? O kadar. Ha? Sıkıldın mı müzikten? Müzikten sıkılmadım ama müziği yapamıyorum ki istediğim gibi. Yani gönlümce olmuyor yani. Sahnede de yapamıyorum gönlümce. Aranjeler esnasında da, stüdyo aşamasında da istediğim gibi olmuyor yani. Çok üzülüyorum o yüzden. Çok sıkılıyorum. Ne yapayım dedim. Bir şey de bulamadım. Sen müzik yapacaksın. Müzik yapmaya devam et. Ve evet, müzik tabii ki. Acaba peki, dedim. Peki bırakmayı düşünüyor musun hiç öyle? Bir track gelip böyle. Ya değil de şey yapayım dedim. Bir stüdyo arayayım. Hani bir sürü stüdyo var ya. Beni maaşlı işe alsınlar. Sabah gideyim akşam geleyim. Ya öyle gerçekten yani. Hani yapayım yani bu işi. Müziği yapayım yani. Böyle iş gibi yapayım yani. Sabah gireyim akşam çıkayım. Ya da sabah gireyim, 3 gün sonra çıkayım. Çalışayım yani, işim çalışmak istiyorum ama. Biraz daha disiplinli çalışmak herhalde. Tabii. Yılbaşında bir yerde çıkıyor musun? İzmir'deyim. İzmir'de çıkacaksın. Hı. Peki, buradan da duyurmuş olalım. Evet. Yılbaşında Yıldız Tilbe İzmir'de hayranlarıyla evet, olacak. 22 Ocak'ta da Ankara'daymışsın galiba. Şimdi öyle bir şey geldi. Herhalde Yıldız Tilbe. Galiba oradayım. Senin sitenden evet, şeyleri öğrenebilirler. Doğrudur. Ne zaman olacakları. Peki Gülben Ergen'e vereceğin şarkıyı ne zaman yapacaksın diye bir şey var. Gülben Ergen'e yeni bir şarkı mı vereceksin? Ona verdim stüdyoda birkaç şarkı. Yeni albüm için. Yeni mi? Albüm için. Hadi ya, güzel mi? Neler verdin? Hepsi çok güzel de bana göre. O kendisine en uygun olanını seçecek. Hangisini seçecek ben de bilmiyorum. 3 tane verdim ve bekliyorsun. 4 mü? 3 mü? 4 tane şarkı verdim. Şey. Ne kadar bonkörsün? Ama işim bu. Yani. Hayır, hani belki hani bir tanesini kendine ayırmak için tutabilirsin, o yüzden söyledim. Peki o zaman şunu sorayım. Söz yazarlığı mı daha fazla para kazandıran bir şey? Yoksa sahneye çıkmak mı? Sac ayaklarınız doğru kurulmuşsa ikisi de öyle, aynı. Ama işleriniz düzgün değilse... Sac ayakları doğru kurulmuşsa... Doğru değilse ve doğruysa bile... provoke ediliyorsa, sabote ediliyorsa o zaman olmuyor yani. Ambalaj meselesi gibi bir şey. Ambalaj meselesi gibi evet, bir şey. Hatta öyle. Yani ambalajı doğru yaparsan evet, hem söz yazarlığından hem de sahneden evet, parayı kazanabilirsin. Evet. İyi para kazanabilirsin. Ama söz yazarı olarak mesela herhalde son 10 yılın en önemli söz yazarlarından biri oldun sen. Bu konuda mesela ileride daha çok sahneye çıkmak mı istiyorsun, daha çok söz yazarı olarak mı almak istiyorsun? İkisini de çok seviyorum. Çok güzel orkestralarla şarkı söylemek istiyorum. Büyük orkestralar. Düzgün orkestralarla yani böyle güzel şarkı söylemek istiyorum. Senfoni orkestrası falan gibi mi? Yani gürültü yapmak istemiyorum. Yaptığın bu müzikler pek gürültü piyasadakiler. Zaman doldurmak istemiyorum. Yani gönlümdeki müzik çok başka Cengiz. Şu an yaptığım müzik değil içimdeki. Nasıl mesela? Senfoni yani orkestraları mı? Büyük uluslararası orkestralar mı? Ne mesela? Senfoni orkestraları ciddiyetinde müzik adamlarına ihtiyacım var. Yani o özenle çalan, o hisle, o... öyle müzik insanlarına ihtiyacım var. Stüdyoda da, sahnede de, söylerken de, yazarken de, bestelerken de. Anladığım kadarıyla yani çalıştığın, hem müzik yaptığın, hem stüdyoya girdiğin insanların bugünkülerden çok daha fazla profesyonel ve çok daha fazla müziği bilen insanlar olmasına ihtiyacı mı var? Öyle mi düşünüyorsun? Yani evet, bir de Türkiye'de kadın olmak çok zor. Bir kadın olarak karşınızdakinden bir şey talep ettiğinizde bu müzik adına olsun, işiniz adına olsun, herhangi bir şey adına olsun biraz zor oluyor. Zor oluyor yani. İnsanların egoları, kendi yapma içgüdüleri, işte sen değil de ben yapmış olayım o işi düşünceleri. Oysa ortak yani bir şey... Doğru. Ortak değil aslında, yanlış söylüyorum. Benim. Şarkılar benim. Sözü benim, müziği benim. Bunu en iyi ben anlarım.
Yani ama bunu en iyi benim anlayacağımı anlamıyor insanlar. Anlatamıyorum bunu. Zor oluyor yani o yüzden. Bir de polemikler falan yaşanıyor tabii ki sizin sektörde. İşte sen de yaşıyorsun mesela. İbrahim Tatlıses'le falan barıştınız mı sonra? Ne oldu o hikaye? Görmedim bir daha. Dava mava var mı o ikinizin arasında? Yok, benim değil mi? Benim bildiğim ne? Çünkü o da sana açmadı, sen de ona açmadın diye biliyorum ben. Ama ondan sonra bir herhangi bir yakınlık ya da uzaklık diye öyle kaldı o hikaye anladığım kadarıyla. Peki bugüne kadar kaç şarkı yazmışsındır? 200 filandır. Öyle mi? Hı-hı. Hatırlıyorsun da. 200'dür. Bana sorsan mesela bu soruyu onu da hatırlam. Hani yuvarlak 250'dir belki. Belki 150'dir. Hı-hı. 150 ile 250 arası ama onu biliyorum. Saçınla falan kendinle oynamayı seviyor musun? Saçımı değiştireyim, kestireyim, uzatayım. Değiştiririm. Hı-hı. Kendim sürekli kestim. Kendim kestim. Evet. Kendi isteğimle boyattım. Çünkü biz hani kuaför ve saç ister misin dediğimizde sen kendini kendi odana kapadın ve orada bir baktım Yıldız Tilbe hazırlanmış geldim. Seviyorum uğraşmayı kendimle. Makyajını kendin mi yaparsın? Evet. Saçını? Saçımla da kendim uğraşırım. Kendi kıyafetimle de kendinle uğraşıyorsun. Hiç öyle hani profesyonel yardım aldığın birileri yok mu bu konuda? Hani televizyon şov programları esnasında var. Hı hı. Profesyonel kuaförler, makyözler geliyor. Evet. Kıyafetlerim onlar butiklerden seçilip getiriliyor. Evet. O zaman öyle oluyor. Ama böyle günlük hani programlarda. Neden televizyon programı yapmıyorsun? Çok istiyorum ama yapmıyorlar. Kim neden yapmıyorlar neden ben de acaba bilmiyorum. Ve reytinglerinde çok iyi. Hiçbir fikrim yok. Yani ben o dönem reytinglerini gayet iyi biliyorum. Yani burada iki tane bu tür eğlence anlamında iki tane televizyon programı vardı. Biri İbrahim Tatlıses'in programı, biri de Yıldız Tilbe'nin Türkiye'nin Yıldızı diye yaptığın ve uzun sürede devam eden birkaç kanalda devam etmişti değil mi o? Evet. Hala çok istiyorum. Hı hı. Televizyon programı yapmayı. İşimi her türlü yapmak istiyorum yani. Televizyonuyla, stüdyosuyla, sahnesiyle. Bu işi her türlü yapmak istiyorum ama hiçbir türlü yapamıyorum yani. Neden peki yapmıyorlardı sence bilmiyorum ki. Hiçbir fikrim yok. Yani bu kadar seviliyorsun. Reytingin var. Yani bazı negatif insanların kulislerine bağlıyorum ben bunu. Yoksa, zor bir kadın mısın çalışırken? Yani o kadar televizyon programı yaptım. Hepsi gayet yolundaydı. Gayet güzeldi. Kötü bir şey yoktu. Yani. Zor bir kadın mısın peki sevgiliyken? Unuttum. Uzun zamandır kimsenin sevgilisi değilim. Ama herhalde kolay değilim. Zorlaştım. Daha da zorlaştın. Zorlaştım yani. Dur bakayım ne yanıtlar geldi. Hangi şarkıyı söylesin? Tanrı'dan diledim. Yıldız'ın televizyon programı istiyoruz. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ondan sonra yeni bir beste söylesin. Var mı yeni besten? Anam anam şarkısı olabilir. Of yani yüzlerce şey gelmiş ki. hislerini onun kadar dile getiren güzel biri yok. Ondan sonra bakıyorum. Evet ne söyleyeceksin peki? Güzel bir şey söylesin. Seviyoruz kendisini. Bir benim ol şarkısını mırıldanabilir mi? Bir benim ol. Ondan sonra saç rengi olarak neden bu rengi seçmiş? Bakır. Bakır rengi. Evet. Arapça bir şarkıya söz yazıp bize yılbaşında hediye edecekti. Var mı öyle bir şey? Arapça bir şarkıya söz yazmak gibi. Şey var. Ben bir söz besteledim. Aşk üzerine Arapların söylediği meseller var ya, mesel derler biliyorsun. Evet, bildim. Böyle işte birini Ali söylemiş, birini başka biri, birini Veli, birini Hüseyin. Böyle bir sürü adını bilmediğim aşk üzerine sözler. Bazılarını çok beğendim. Söyleyeyim mi? Evet. Lütfen. Biraz bestelemiştim. Azıcık söyleyeyim. Sözleri benim değil. Onu söylüyorlar. Tamam, dinleyelim. Bakışlarını saldığında yönetsin diye kalbini, bil ki bir gün zora sokar seni manzaralar. Çünkü gördüklerine sahip olacak güçte değilsin. Sade bir kısmına da sen sabredemezsin.
Ayın yerini süsle, ay batarsa ve fecir geciktiğinde güneşin yerini tut. Onu da sevgimle uğraştır, Rabbim onunla uğraştırdığın gibi kalbimi, ki hafiflesin derdim, derdim. Nefis. Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Şahane değil mi? Yani bayıldım. Nasıl yazmışlar değil mi ya? Harika. Aşk böyle anlatılır ya. Gerçekten çok, çok güzel değil mi? Vallahi tebrik ederim. Teşekkür çok güzel ederim. Yazmış. Sen de çok güzel söyledin. Beğendin mi? Vallahi çok beğendim. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Yani bu sözün, yani bunun üzerine ne söylenir bilemiyorum yani. Ve teşekkür ediyorum. Ben sana. De teşekkür vallahi ederim. Vallahi çok teşekkür ederim geldin ve çok da güzel sohbet oldu. Çok sevdim. Bir daha geleyim. Kesin gelsene ya. Evet. Vallahi çok daha sevdim. Daha çok konuşalım. Kesinlikle böyle baş başa konuşalım. Evet. Kalabalık olmuyor. Olmayalım. Tamam. Evet. Söz. Söz üzeri. Öpüyorum o zaman. Sağ ol. Evet, birazdan Şahin Kayla devam ediyoruz. Yıldız Tilbe ile duygusal dakikalardan sonra Şahin K ile hard dakikalara geçiyoruz. Hoş geldiniz Şahin K. K'nın açılımı neydi? Yoksa sadece sürpriz. Sürpriz, saklı, gizli. Evet, hiçbir zaman gizli. Kullanmadınız mı? Hayır. Hiçbir zaman kullanmadım. Ama gerçek soyadınız K ile mi başlıyor? Hayır değil. Belki o da başlamıyor. Evet. Yani kod ne? Kod isim. Evet. Ve K diye. Hayırlı olsun. Günah Keçisi diye bir film giriyor. Yayın tarihi 21 Ocak. 21 Ocak'ta. Teşekkür ederim. İlk filminiz mi bu? Yani İlk filmimiz değil tabii ki de. İlk uzun metre sinema filmi. Evet. Evet. Çünkü bütün internet sitelerinde ve sosyal ortamda porno film oyuncusu olarak biliniyorsunuz ve fenomen haline geldiniz. Şimdi oradan buraya bir yumuşak geçiş mi olacak? Yoksa çünkü pornoyu da bıraktınız bildiğim kadarıyla. Evet. 2006 yılında bıraktım pornoyu. Neden bıraktınız? Sıkıldınız mı? Yok. Ağır iş mi? Şimdi ağır iş falan değil de artık zaten insanlar beni filmlerimi porno olarak izlemediği için, komedi olarak izlediği için daha fazla o yoldan devam etmeye gerek yok dedim. Artık sinema filmi yapacağım. Ve o yüzden bıraktım. Tabii. Kaç yıl oynadınız porno filmlerde? 6 sene falan. 6 sene? Ben daha uzun zannediyordum. Kaç film çektiniz bu arada? 200'ün üzerinde. 200'ün üzerinde. 6 senede neredeyse ayda 3-5 film çektiniz. Yani diğer bir adım da Jet Şahin. Jet Şahin. Ya maşallah belliymiş Jet Şahin oldu. Peki bu porno sektöründe mesela çok fazla para var mı? Yani yok. Oyuncular için ya da oyuncular için diyeyim. Ya oyuncular için o kadar büyük bir paralar dönmüyor. Sadece Amerika'da büyük paralar dönüyor. Ama Avrupa'da öyle büyük paralar dönmüyor. Niye o zaman bu kadar çok porno film çekiliyor? Ya bunu yapımcılar para kazanıyor. Tabii onlar kazanıyor. O yüzden çekiyorlar yani. Peki erkek oyuncular mı daha çok para kazanır porno filmlerden kadın oyuncular? Kadın oyuncular. Öyle mi? Ya Avrupa'da hani bedava üstte para verip oynayan erkekler var yani. O kadar. Tabii canım. Adamlar üstte siz para peki? Verir. Siz üstte para verip? Yok biz alıyorduk. Siz alan.
tarafsız. Bunlarda kıstas nedir peki? Yani neye göre şey oluyor? Ya parayı almak, vermek. Yani riskli konularda soruyu nasıl sorayım, yanıtı nasıl alacağım? Nasıl parayı almak, vermek? Yani. Hayır, mesela üstte para verip oynayanlar. Ha, o insanları bilmiyorum. Ben onları anlayamadım yani. Hobi olarak yapmak istiyor. Hobi olarak. Bazıları ya da görünmek istiyor. Görünmek istiyor. Ekranda görünmek istiyorlar. Şeyler düzenler mesela böyle. Castingler yapıyorlar. Onu hem film haline getiriyorlar. Ve 200-250 kişi çağırıyorlar. Onlar para ödüyor oraya girebilmek için. Şunu merak ediyorum. İlk oynadığınız zaman mesela evli miydiniz? Yok, ben bekardım. Bekardınız. Ama arkadaş çevreniz ya da sosyal çevreniz size mesela bu filmleri izledikten sonra vay Şahin baba ne yaptın mı dediler? Yok. İyi de güzel. Öyle demediler. Ne dediler peki? Bayağı bir dışlanma oldu. Dışlanma oldu. Dışlanma oldu. Ama riyakar olduklarını biliyorum yani. Dışlanma, dışarıda dışlıyor ama gizli gizli hepsi benim filmleri seyrettiğini biliyorum. Tabii ki bunları sonradan sonradan bana gelip söylüyorlar yani. Ben işte böyle televizyonlara çıktıktan sonra, sinemaya falan geçtikten sonra anlatıyorlar işte. Ama önceden dışlanıyordum. Doğru. Yani dışarıda başkayız, şimdi içeride başkayız. Şimdi dışlanıyor musunuz hala? Ya şimdi tam tersi kahraman. Aynen, kahraman oldunuz ve tanınıyorsunuz çünkü. Evet. Peki porno filmlerde senaryo mu yazmak daha zordur, oyunculuk mu daha zor? Senaryo yok bizde yani. Biz doğaçlama yapıyoruz hepsini. Ya, pornonun doğaçlısı mı oldu? Tabii yani canım. Öyle filmlere senaryoya ne gerek var ki yani? Anladın mı? Hayır, en azından bir konulu film falan var. Eskiden video şeylerde çektiğim konulu film. Hani doğaçlama yani yapacaksın. Konu çok basit. Fantazi olduktan sonra iki dakikada konuyu çizersin yani. Kameraman arkadaşları bile güldürüyorsun yani. Hiç mi peki şey değildir? Hani ya bu ormanda geçer. Atıyorum bilme fantazi dediğin şeyin de bir duşta geçer. O da mı yazılmaz yani? Yok canım. O anki mekan hangi şeye müsaitse tamam. Nereye giderse artık şey olur. Mekanın durumuna bağlı yani. Allah ne verdiyse diye artık kameraman arkadaşlar. Peki yeni film şimdi Nuri Alço ve tecavüzcü Coşkun olarak bildiğimiz Coşkun'la oynuyorsunuz yeni filmimiz. Evet. Günah Keçisi. Evet, Günah Keçisi. Şimdi bu filmi biz niye izleyeceğiz peki? Neden? Yani bu porno değil tabii ki. Bu bir komedi filmi. Tabii şimdi yani bu film bir komedi filmi. Hı hı. Hani şu anda Türkiye'nin 3 tane tehlikeli adamı bu filmde. Aynen. Diye sakın zannetmesinler ki tehlikeli bir film. Alakası yok. Herkes bu filmi kız arkadaşıyla, eşiyle, dostuyla gidip rahatlıkla seyredebilir yani. Ama şimdi ben hiçbir kadının Şahin K filmi, Nuri yanında da Nuri Alça var, yetmedi bile tecavüzcü Coşkun'u koydu. Evet. Ha bir kadının bilet alıp da böyle bir filmi gelip izleyeceğine hiç ihtimal vermiyorum. Neden? Çünkü benim çünkü bir imaj tabii. Çok büyük çok bayan hayranlarım da var yani benim. Var. Ben de öğrendim. Bizim de ekipte de Şahin K'nın bütün filmleri yani, izleyen bazı arkadaşlar çıktı yani, itiraf edeyim. Bu insanlar rahat, tanımayanlar da rahatlıkla gidebilir. Çünkü filmde Günah Keçisi yani. Günah Keçisi ne demek? Suçsuz insana suç yüklemek demektir. Yani bu film Şahin K'nın gerçek hayatından kesitler de var bu filmde. Kadın oyuncu kim var filmde? Sevtap Parmağan var galiba. Sevtap Parmağan var, tanınmış yani eskilerden. Biz genelde kastımızı fazla ünlülerden yapmak istemedik. Çünkü yeni yetenekler sinemaya kazandıralım diye biz o yüzden. Ama şimdi ben fragmanları gördüm işte, fragmanlar yayınlanırken. Orada da mesela yeni genç bayan arkadaşlar, kadın arkadaşlar var. Evet. Şeyde. Yani onlar mesela korkmadılar mı sizle oynamaktan? Nuri Alço ya da Şahin K aman. Ya şimdi Şahin şimdi yani senaryoya da gerek yok. Hayır, Şahin K'yla niye korkacak? Allah ne verdiyse diye. Ya, yani Şahin filmin gidişatında başka şeyler olur mu diye. Alakası yok şimdi. Şahin K'yı tanıdıktan sonra yani insanlar o kadar çok seviyor ki Şahin K baba adamdır yani. Öyle şey değil yani, filmlerde göründüğü gibi değil. Şahin K gerçekten çok baba adamdır. Zaten sevenler de bunu bildikleri için beni çok seviyorlar insanlar. Yapımcısı kim bu filmin? Medya mühendisi. Medya mühendisi. Yani bütçesi kaç lira? Sizin bir fikriniz var mı? Siz oyuncu ya yapımcı olarak falan bir ortaklığınız var mı? Yok, benim yok. Sadece oyuncu olarak belli bir para alıyorsunuz yani, ve belki gişeden 1 milyon doların üzerinde yani. Üzerinde bir bütçesi var bu filmin. Ve bunu da karşılayacağını düşünüyor. Peki siz gişeden mi pay alacaksınız yoksa peşin bir para alıp Nuri Alço, siz ve Coşkun peşin bir para alıp mı alırsınız? Şimdi ben kendi güvendiğim için gişeden istedim yani. O kadar güveniyorsunuz filmimize. Gişe yapacak diyorsunuz. İnşallah. Ocak'ta ama iyi de filmler giriyor.
rakipler falan? Hep ben bütün arkadaşlara giren bütün filmlere başarılar diliyorum yani. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok yani. O rakip burada. Herkesin seyirci kitlesi belli. Hı hı. Herkes istediği filmi seyretmekte de özgür. Peki porno filmlerde en çok zorlandığınız sahneler hangisi? Vallahi bugüne kadar... Dur yanıt. Yani bugüne kadar hiç zorlandığım bir sahne olmadı ama. Öyle mi? Evet. Yani hiç mi olmadı? Yani o yani dur soruyu da sor. Dağıttın beni şahit. Çünkü Rütük var, şey var, gece dinlemez, gündüz dinlemez. Dolayısıyla hani gecenin bir yarısı yok, sohbet yapıyoruz. Yok, Rütük'ten korkmanıza gerek yok. Biz yani biliyorum. Yani bir filmi kaç saatte çekiyordunuz peki? Yani bir günde mi çekiyorsunuz? Bir günde çekiyoruz, evet. Peki zor olmuyor mu o performans? Yani belki sizin için ya da başka erkek oyuncular için yani bir gün boyunca bir yani filmde... Değişik olduğu için ara veriyor. Bir erkek sıra iki saat falan dinlenmek yetiyor yani. Ha. Yani başka erkek oyuncularla birlikte çekiliyor bu filmler. Evet. Bundan sonra peki size iyi para verseler tekrar bir porno filmde oynar mısın? Kesinlikle. Ben zaten para için veya zevk için o işlere başlamadığım için... Ne için başlamıştınız? Ya benim belirli bir şeylerim vardı. Paraya ihtiyacınız yoktu. Tabii canım, parayla alakası yok yani. Şöhrete ihtiyacınız yoktu. Şöhrete var. Birazcık vardı yani. O yüzden porno filmi yapmıştınız. Evet. Kime peki buna nispet yaptınız, şöhret olacağım diye? Bazı insanlar vardı onlara yani. Kendi özel hayatımda. Özel hayatımda bazı insanlar belki vardı. Belki eski sevgililer falan. Olabilir belki yani. Belki eski, evet. Eski dost falan olabilir. O yüzden dedim. Şimdi peki. Ben dedim bir yerlere gideceğim. Hı-hı. Ben dedim buradan başlayıp. Zirveye, sinemaya kadar gideceğim dedim. Şimdi sinemaya adım attınız. Daha ilerisi var mı peki bunun? Bir de Hollywood'a çıkarsam. Olur mu? Öyle düşünüyorum, bir de Hollywood'a. Bir çünkü Ron Jeremy'ye benzetiliyormuşsunuz ama evet. O da bir porno oyuncusu. Ben fotoğraflara baktım, benziyorsunuz gerçekten de. Evet, o da göbekli ama, benim gibi. Evet. Bayağı benziyoruz yani. Ama Hollywood'da benzedi yani. Hollywood oyuncusu olarak değil, bir porno oyuncusuna benzetiliyorsunuz. Yine. Yani Hollywood'da... Yani olsun, fark etmez benim için. Şimdi... İzlediniz mi bu Ron Jeremy'nin filmlerini? Ben hiç görmedim. Yani tanıyorum ben onu. Yani Berlin'de fuarda falan görüştük. Uluslararası fuarda falan. Ha birebir de görüştünüz. Tabii. Siz mi daha iyi oyuncusunuz, o mu daha iyi oyuncu? Herhalde ben daha iyi oyuncuyum yani bu. İki de ödül aldınız. Evet. Yani Berlin Erotik Filmler Festivali'nde. Evet. Bu ödüller neye göre veriliyor? Ya oyuncu olarak mı ödül aldınız? En iyi film ve en iyi oyuncu. En iyi film ve en iyi. Mesela neye göre verilir bu erotik ödüller? Ya oradaki ya, gösterdiğim performansa ki o filmde ben hiç şeyim yok. Hangi filmde? Hizmetçi Kız. Hizmetçi Kız'da en iyi erkek oyuncu, evet, ödülünü aldınız, erotik film. Neye baktılar orada? Orada neyiniz yok sizin? Ya orada sergilediğin rolüne bakıyorlar, güzel oynamana bakıyorlar yani ki ben orada güzel, çok güzel bir performans sergiledim. Öyle ki mi? Sevişme sahnem bile yok yani filmde. Öyle mi? Evet. Ya hard porno sahneler yok mu? Var ama benim yok. Ha senin yok. Evet. Ona göre niye ödül aldın? Ben zannediyorum ki hani bu erotik filmlerde sadece hard porno'daki performansa bakıyor. Yok, ona bakmıyorlar canım. O sevgilediğin oyuna da bakıyorlar yani. Peki Şahin, teşekkür ediyorum. Yani bu konuyla ilgili sorularımı yayından sonra da sormaya devam edeceğim sana. Çünkü her soruyu da soramıyoruz ekranda. Teşekkür ediyorum ve Günah Keçisi Ocak'ta vizyona girecek. Evet. Ve size sinema hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi para verilse de pornoya dönmem diyorsunuz. Yani kesinlikle. Günah Keçisi'nden daha iyi para verilse size, 5 katı fazla para verilse. Ya ben söyledim yani, ben para için bu işe başlamadım. Bana yani milyon dolarlar da verseler umurumda olmaz yani. Ben ya bitti yani benim pişman için. Pişman mısınız onu yaptığınız için? Hayır, ben pişman olsaydım zaten yapmazdım. Hı hı. Bunu başlarken ben 24 saat düşündüm yani uyumadan. Oyunculuk dışında yaptığınız bir iş var mı? Yok, şu anda yok. Sadece oyunculuk yapıyorsunuz. Şu anda yok. Peki mal, mülk, yatırım falan yani bu işlerden bir ciddi bir servet edindiniz mi? En büyük yatırım benim için insanların gönlünü kazanmaktır. Ondan iyi yatırım olur yani. Peki bakalım. Bu filmde de inşallah kazanmaya devam edersiniz. İnşallah. Günah Keçisi'yle başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Full Ekran'da haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.